deniyor abi. Aynen aynen ektir Şey de geliyor. Batman falan da geliyor DC'den. Diğer yan şeyden geliyorlar. <laughs> Superman falan da geliyor. Onların <laughs> en çok beklenen filmi Spider-Man No Ama ve... Üç 3 farklı Superman aynen de geliyor. <laughs> Home'un ikinci fragmanı çıktı. Fragmanın çıkış saati önceden duyurulduğu için Türkiye'deki ben dahil birçok insan sabaha karşı 4'te uyanıp fragmanı... Bak kim geldi Green Lantern'a Deadpool aynı zamanda geldi. <laughs> i̇zledi. Böyle bir şey yapacağımı düşünmezdim ama Böyle bir hem Spider-Man benim en sevdiğim karakterlerden biri. Hem de şimdiye kadar izlediğimiz 3 Spider-Man'in <laughs> bu filmde bir araya gelecek olması beni deli gibi heyecanlandırıyor. Bu videoda fragmanla ilgili düşüncelerimi, fragmanın detaylarını ve Andrew'la Toby'nin filmde yaralıp almadığını konuşacağız. Artık bilmeyen var mı bilmiyorum ama bu film paralel evrenleri konu alacak ve eski Spider-Man filmlerinde gördüğümüz kötü adamları Marvel evreninde göreceğiz. Fragmanda 20 gündür falan ilgilenemedim bir şey izleyemedim de ondan dolayı biraz geri kaldım. Baran Baran bir ses atsana gülüm. Baran Baran! Efendim mi? Ulan abi sesi aç, sesi diyorum. Mikrofonu mu takıyorsun? Ne yaptın oğlum? Mikrofonu mu nereye taktın da başka şimdi mikrofonu geri oraya takıyorsun? Abi ben olayı çözdüm galiba, kimden var, özür, özür diliyoruz? Heh, Ali. Heh, Enes'im de Değiliyor burada. Dur dur Enes'im, bu sefer Baran şey yapsın da. Heh. Şimdi tamam. az önce ben bir arkadaşa yüklendim bir tık, bir doğru üzerine e, e, yanlış konuştum. Ama şimdi benim biraz gözüm kalk olduğu için bir de bireysel ego da var tabi. Süperstar olunca evet. da farklı işler. Şimdi arkamızın gözünde şey düşmemek lazım. Bir benim adıma bir özür dileyebilirsen arkadaştan gözünü seveyim. Çok çok özür dilerim. Çok çok pardon. Gerçekten sıkıntı yok, sıkıntı yapmamamız canım. gereken bir hareketti Çok özür dilerim Sıkıntı yok olur oğlum insanlık hali. Olur bari. Ya ama hali. hata yaptım ya. Hataydı öyle, gerçekten. Sıkıntı yok oğlum sıkıntı yok. Abi ağlarım ben e Bundan sonra neymiş öyle? öyle bilmeden her şeyi konuşmayacaksın Tabii. etmeyeceksin. Tabii. Teşekkür ediyorum iyi günler. Bu kadar mıydı yani? Git uyu oğlum <laughs> saat 11 oldu uyuman lazım değil mi sen? Ya okul yok yok mu okuyorum Allah'ım Kamera Allah açmış yine amına koyayım bak. Ne bıraktım ya bıraktım ya. Neyi bıraktın lan? Okulu. <laughs> Nasıl bıraktın oğlum? Bildiğin gitmiyor. Senin saçı niye böyle Superman şeyi yaptın? İnek Şenti yalan altıncıdan... şakaları gelmezse çok mutlu olurum. Teşekkürler. Neyse sen Henry Cavill mısın? niye Yalamışsın, ol, Hayır oğlum inek yalamış falan demedim. evet. <laughs> Şöyle şuradan ayırmışsın böyle bir haller hareketlere girmişsin ya. Ne ya, oluyor TikTok böyle? TikTok çekiyordum da. Ha, siktir ee son attığım video senin attım 25k görüntülü almış ya. <laughs> ya ama deniyoruz ya mı lan bu <gülüyor> <gülüyor> sapık mısın lan sen sapık mısın lan sen deniyorsun yakışıklı çocuk ama kardeşim ya. yakışıklı çocuk eyvallah eyvallah <laughs> cahil olma oku ama tamam bıraktık bıraktık okuyun oğlum. ya salak ben sana ne dedim elinde bir altın bileziğin olsun Git ellerin tamam, tayfaya mı zahmet. yanlıyorsun? <laughs> Limon tayfanın bir altın bilezik olsun oğlum. Ne işin var senin burada sabah akşam ya? <laughs> Belli benim keyfek eder yani anladın mı? Altın bilezik. Mi? <laughs> benim altın bileziğim sensin. <laughs> ya. Ya o bu. <laughs> Manyak mıdır nedir ya? Şu filmdeki Yeşilcin'i, şu filmdeki Doctor Octopus'u, şu filmdeki Sandman'i, şu filmdeki Lizard'ı, şu filmdeki Elektro'yu gördük. Ben dahil çoğu insan Andrew'nun ve Toby'nin Spider-Man'inin bu fragmanda olacağını ya. düşünüyordu. Ama böyle bir şey gerçekleşmedi. Diğer detaylara geçmeden önce doğrudan bu konuyu konuşmak istiyorum. Açıkçası... Elren niye karışıyorsun? Yasin'cim çok özür dilerim. Allah belanı versin şakasına yaptım. Hani altın bilezik derken övdüm de yaptım gözünü seveyim. Limon limon atmayın. Instagram mesajlarım falan. On numara her şey. Dostlar izleyicilerimle falan konuşuyorum. Sohbet ediyorum. Sakın ola ki yanlış anlaşılma olmasın. Tuğkan Bey biliyorsunuz ki benim de samimi olduğum, sevdiğim bir insandır. Sen bunu hak ettin <laughs> Limon, şu aşıyı olmaz ama o limonlara karşılık tekilamı alırdım içeriden ama. <laughs> Tuzla tekilayı getirenesim. Yine parti var. <laughs> Devam kes. Dostlarımızı fragmanda görmemek beni hafif üzdü. Resmi kaynaklar henüz doğrulamamış olsa da bence Toby ve Andrew filmde kesin... Oğlum resmi kaynak... Nerede o? Bir dakika bir dakika nerede o? Resmi kaynaklar doğrulamamış. Neye göre kime göre? Bro belki de yok. Ne yapacaksın yoksa? Nerede o? <laughs> kaç kaç diyor. <laughs> Belki de var. Belki de yok. Bilemeyiz. Galaya da gittiler. Yok diyemiyorlar. Ama sürpriz. Lan yok daha galası malası. Olur mu oğlum? Manyak Daha var ya. İddiaya girek mi abi? Lan varsa ben de sevinirim oğlum. Varsa on numara bir olay yani anladın mı? Çok heyecanlı izlerim yani. Cips mips bile yemem sinema salonunda söz. Mısır falan bile yemem hayatta. Sıkıldım mı mısır yiyorum ama yer alıyor ve bence Sony'nin film çıkmadan önce bunu bir şekilde resmi olarak duyurması gerek. İlla filmden görüntü paylaşmalarına gerek yok. Şirket Andrew gerek ve yok. Toby filmde oynuyor dese bile benim için yeterli. Yeter. Neden mi böyle diyorum? Arkadaşlar şu an herkes bu olaya odaklanmış durumda. Özellikle Twitter ve Reddit'te acayip sallan sızıntılar yurtalı, oluyor. Filmin özeti mi dersiniz, <laughs> filmden fotoğraflar mı dersiniz? Bunların hepsi havada uçuşuyor. Sony film vizyona girene kadar hiçbir duyuru yapmazsa büyük ihtimalle filmden önce Toby ve Andrew'un filme giriş yaptığı sahneyi birileri sızdırır. Şimdi şöyle bir şey var lan bir şey diyeceğim size. Rekor kırar mı acaba? Vallahi olabilir. Kimde acaba rekor lan? Avengers Avengers bayağı izlendi oğlum. Avengers'ta değil miydi rekor ilkinde galiba? Eee Endgame'de mi? Sonuncuda mı? Ha. Şey diyeceğim. Ne diyeceğim ya? Bir şey diyecektim ya. Ha. Oğlum şimdi herkes böyle hayıplanmış falan ya. Kendi filminin rekorunu kıracak aynen. Herkes böyle fa hayıplanmış falan ya. Oğlum bir durun bir anlatayım bak bir şey soruyorsunuz başka bir şey soruyorsunuz bölemiyorum beynimi. <laughs> ya filmde olmazsa şimdi durduk yere linç mi yiyecek adamlar? E deyince de kafam karışıyor ki. Bir şey demeyin o an. Bir şey anlatayım bundan sonra tepkinizi verin. Evet mi? Mesela bunun haberini kim çıktı ki? İlk bunlar nasıl konuşulmaya başladı? Yani filmin yapım aşaması sürecinde böyle bir marketing yapmadılar galiba. Kötüler vardı ya. Heee. Doğru diyorsun. Çoklu er, evren bilmem ne falan makarası dönüyor diye. Ulan kötüler geldiyse o zaman iyiler de gelmiştir yardıma falan misali. Anladım. Marketing derken. Ben de geçen toplantıda öğrendim lan çaktırma. Marketing falan diyorlar böyle işlere ve yine Twitter'da kıyamet kopacak. Benim Sony'e önerim şu. Siz şu sızıntılar daha kötü hale gelmeden duyurunuzu yapın. Herkes sevinsin. Toby'yi, Andrew'yu ve Tom'u bir ay... Gireyim mi bunu? Onu Cancığım bir yere bir şey girme. Ya bu ne oğlum bu ne? Ya senin Allah belanı vermesin ya. Mal mısın? sen oğlum? <laughs> Allah bak. Sonra millet oğlum yanlış anlayacak. Şey yapacak. Yapmayın şöyle şeyler ya. Siktiğim. Şakanızı başkasına falan yapın oğlum. Ha <laughs> bir de kitle de yönlendirdik ya. Haydik ya. Of. Şey yapın. Cyber zaten gitti ya. <laughs> Cyber'a buraya yapın. Bir şey ya. Yaz bir şey ya. Youtube'dan sallıyor duruyor diye zaten. Nereden bilecek millet Twitch izleyeni? Piç mi? Aa bana piç yazdı mesela. E ben şimdi savcılığa da verdim. Haydi bakalım. Bu ay yayın saatim de az. Ben de diyordum nereden toparlanacak bu para. Bu evin kirası nasıl ödenecek. <laughs> Daha vay o. <laughs> İçeceğim hastas. Hapse girerim yine ödemem. Ya bu adamın içi bak. Vallahi özgürlük mü para mı diyorlar adama. Adam para diyor aga. Bak bunda da böyle bir para sevgisi var. Anladın mı yani? Manyak bir çocuk, değişik bir çocuk yani. Neredeydik la? Heh. Araya getirin. Bir fotoğraf falan çeksinler. Hayranlar kafayı yesin. Böylece dostlarımızın sahneleri yesin. sızdırılsa bile insanlar 3 Spider-Man'in bir arada olacağını önceden bildiği için kafayı yemesin. Çünkü ben Oo. bu filmle ilgili sızıntıları Oğlum, Mary Jane... lan acaba hepsi mi olacak lan? Vereceğim Merici çekmedi mi o? Ateşim var. Ondan <laughs> Ulan az da şarkıdan yemin ediyorum var ya. Böyle bir şey var mı ya? Ulan şarkıyı söyleyeceğim diye korktum durdum o an. O an durdurdu beynim kendimi ya. Böyle bir şey var mı ya? Banko silindi ya bu yayının geçmişi. <laughs> Ama şarkı öyle. Allah Allah. Durduk yere yine yemin ediyorum. Yok lan yok. <laughs> evet memurum bu yayın demiş. <laughs> Ertan yapmaz. <laughs> Kemal diğer Spider-Man'lerin olduğu video elimde atayım mı? Kanka atma bir yere. Bak düşerler peşine. Adamlar büyük bir şu an hani bir reklam kampanyası yürütüyor olabilir yani. Durduk yere şimdi. Öyle şeyler varsa yapmayın oğlum. Adamlar yapacağını yapsın. Film çıkınca göreceğiz zaten ya. Bunu sen şimdi de atsan Yarın da atsan, atmasan da biz zaten bunu 16'sında mı 17'sinde mi ne görmeyeceğiz oğlum zaten. Allah Allah. <laughs> ya dur dur hayır hayır. Şaka yapmadım ki oğlum şaka yapmadım. Yani Mary Jane olunca şarkı akma geldi şey yaptım. Bir şey olmaz lan bu arada makara yapıyorum manyaksınız. Yemesin. Çünkü ben bu filmle ilgili sızıntıları görmekten tatili. biraz yoruldum. <laughs> Tabii dostlarımızı filme saklama kararını da saygıyla karşılıyorum. Peki bu fragmanda Toby'nin ve Andrew'nun filmde olduğuna dair ipuçları var mıydı? Tabii ki vardı. İsterseniz bunların en belli olanından konuşalım. Son sahnede Spider-Man'i Sandman, Electro ve Lizard'la dövüşürken evet, görüyoruz. Evet izledik. Neyi Toby... kaçırdım ki burada hocam? Bobby ve Andrew normalde bu sahnede yer alıyor olabilirler. Göremedim. Bu Marvel'ın çok yaptığı bir şey. Dostlarımız daha önce sürpriz bozulmasın diye Civil War fragmanının bir sahnesinden Spider-Man'i silmişti. Bu sahnede açıyı Oo, üstte evet. ve altta başka karakterler varmış gibi ayarlamışlar. Ayrıca ha. Lizard ve Electro da burada bizim Spider-Man'e <laughs> değil başka yerlere hamleler yapıyormuş gibi duruyor. Evet lan. İkna Oğlum bu adam da çok zeki ya. Bu adam bundan seviyorum aga. Evde öyle içeride oturup izliyorum yemin ederim. Olmadınız mı? Bir kanıtımız olmadık. daha var. Filmin Brezilya için çıkan dublajlı fragmanı bizim izlediğimiz fragmandan hafif farklı. Bu fragmanda Nasıl? şu görüntülerin biraz daha uzatılmış versiyonunu görüyoruz. Ve şuna Aa! bakın. Lizard suratına görünmez bir karakterden yumruk yiyor. Ha şöyle bir durumda olabilir. Belki de Lizard yumruk yemiyordur ve savaşın ortasında öylesine arkasına bakıyordur. Evet, doğru diyor aslında. Ya belki de gerçekten bak olmazsa Çünkü gerçekten de bu sırada Lizard'ın arkasındaki iskele yıkılmaya başlıyor. Belki bak... de bu sahne tamamen sahtedir ve sadece fragman için yapılmıştır. Daha önce Homecoming fragmanında ve Infinity War fragmanında sadece fragman için yapılmış görüntüler görmüştük. Şimdi Andrew'nun ve Hayır oğlum, hayır. Mesela yani şey gibi anladım. O arka yıkılıyor ya. Hani ne oluyor lan? deyip dönüyordur falan belki gibi bir şey. Ya da sırf bu konuşulsun diye. Oğlum bunlar yapılıp eğer bak bunlar yapılıp bu adamlar yoksa gerçekten ayrı bir linç boyutuna dö dönüşür böyle Spider-Man severler böyle sinema severler tarafından ha. Şu bilerek yapıldı falan denilmeye başlar yani bu kadar çok şeyden sonra. Harbiden diyorum. Tobi'nin Toby'nin filmde olduğunu neredeyse kanıtlayan ve sanırım herkes tarafından bilinen bir sızıntıya değineceğim. Normalde bunları konuşmayı sevmiyorum ama bu sızıntıyı Andrew Garfield ile konuştu. Tabii kendisi görüntülerin Aha. Photoshop olduğunu söyledi ama ben hiç ha. öyle düşünmüyorum. Neden mi? Çünkü Andrew'un Photoshop olduğunu söylediği görüntü bir iskelede geçiyor. Peki biz başka nerede iskele gördük? Bu fragmanın savaş sahnelerinde. Kızımız var bizim yakalandız. Filmle ilgili hiçbir bilgisi olmayan biri durup dururken filmin savaş sahnesinin iskelelerin üstünde geçeceğini var bilemeyeceği için benim. bu sızıntı büyük ihtimalle gerçek. Ayrıca bir sürü görsel efekt uzmanı da bu görüntülerde görsel efekt olmadığını söylüyor. Bu filmde Toby ve Andrew yer almazsa eminim dünyada tüm <gülüyor> sinema... <gülüyor> Andrew muydu <laughs> Hayır hayır siz anlamadınız ya oğlum he ben de bilmiyorum he. Tüm evrene hakim adam. Tüm çizgi romanları okumuşum yetmişim ben. Biz okul okumadık ya bu yüzden. <laughs> okul okuyamadık ya bunları okuyacağız diye. Ulan manyak mısınız? Biliyorum ben o varsa öbürü kesin vardır anlamında. Oho. Baba izleyicinin inancı güvencide kalma. Arkadaşlar ben yayın kapatıyorum. <laughs> Eray'ın repliğini hatırlayan var mı? Abi ben yayını kapatıyorum. <laughs> bir de ağlamak için böyle oluyor ya. Böyle oluyor ya bir de ağlamamak için. <laughs> Salonlarında isyan çıkar. McDonald's'ta Rick and Morty'e özel çıkan sos bittiği için oh. şöyle yapan biri filmde Toby ve Andrew'nun olmadığını görürse neler yapar siz düşünün? Rick Dostlar and Morty böyle de... bir durum olursa lütfen... Oğlum nasıl bir sostan çok merak ettim lan. Rick and Morty özel sosu çıkmış. Yeşil falan mı acaba böyle? Turşu gibi mi? Ulan turşu yazın. Birden çişim geldi ha. Ben bir geliyorum. Şey. Ne hala bilmiyorum. Birden geldi ya. Bilmiyorum ki. İçeceğim hassas. Tamam şunu izleyeyim de Ali. Tamam şunu izleyeyim öyle gideyim. Tamam bana saldırmayın. Burada ben sadece... Şimdi videoya bir de yemin ediyorum... <laughs> Sonra insanlar... <laughs> i̇nsanlar bu sefer açıp izleyecek... Spider-Man, Nobe'yi yorumluyor falan filan diye kendine bir ses. Ulan bu da bir ilk olur yemin ediyorum. Videoyu ortada bırakıp bir tuvalete gidip gelmem anladın mı? Hani... Bir de böyle bir zaman ekliyorum falan. Tutma prostat olursun. Yok bir kereden bir şey olmaz. Tahminlerimi söylüyorum. Ve cidden arada ben de acaba gerçekten filmde yoklar mı lan diyerek şey kendimi sorgulayıp depresyona giriyorum. <laughs> Karakterler filmde yoksa Tom Holland'a sinirlenin. Kendisi fragman tanıtımı sırasında yine büyük konuştu. <laughs> Oh, oh, evet dostlar oh, oh. esas konuyu konuştuğumuza göre şimdi fragmandaki tüm detaylara teker teker değinebiliriz Fragmanın başında ilk fragmandaki gibi geçtiğimiz filmde gerçek kimliği açıklanan Peter'ın MJ ile beraber polislerden kaçtığını görüyoruz Sonra dostumuz Doctor Strange'e gidip insanların onun Peter olduğunu unutması için bir büyü yapmasını istiyor Herkes her şeyi yapıyor 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 en son kitlenince ne yapalım Strange'e gidelim Lan ona hepsini o zaman Strange çözsün bunu. Bırakın bu kahramanlık işinde bırakalım o zaman. Strange bu büyüyü yaparken Peter Anlamadım dostumuz ki. MJ, Ned ve halası gibi insanların onun kim olduğunu unutacağını fark ediyor ve bu sırada Strange'i durdurmaya çalışırken büyüyü bozuyor. Ben hala Strange'in neden bu konuda Peter'a yardım ettiğini anlamıyorum. Sonuçta süper kahraman dünyasında problemi olan tek kişi Peter değil. Bu fragmanda Strange yanlış giden büyü ne? A Oğlan filmin hepsini öğrendim. Gitmeye gerek kalmadı sinemaya akıyor. ver bak böyle olunca da şöyle bir şey oluyor. Hem böyle çizgi romanlardan bir tık bilince hem böyle o evrene biraz hakim olunca hatta böyle yorumlamaları da izlemeyi ben şundan dolayı seviyorum. Şimdi zaten yani bu kafalarda film çeken iki büyük firma var. Hatta iki koskocaman firma var. Değilse Marvel. Şimdi bunların hikayesini ve zaten ee, gidişatı kafada bilince bu filmde neler yaşanacak falan gittiğinde çok daha büyük keyif alabiliyorsun. Anladın mı? Aynen öyle. Marvel DC baba. Yani gittiğinde o kafanda düşündüğün, hayal ettiğin, kurguladığın çekimleri anladın mı? Böyle görünce daha böyle hayıplanabiliyorsun. O, o, da güzel oluyor. Ha bir de eksi bir yanı daha var. Kafanda çok büyütürsen bu sefer gittiğinde hayal kırıklığına uğruyorsun. Falan gibi bir durum var. Ben mesela Superman ve Bet... hani vs Batman'de <laughs> vs aynen ee, şey <laughs> ee, çok hype'lanmamıştım mesela. Yani benim standartımı çok üstünde çıktı hatta. Yani ben bireysel olarak o filmi seviyorum. Hatta geçen işte figürlerini falan aldığım o filmden figürler yani. Hani bireysel olarak çok seviyorum mesela. Ama insanlar çok farklı şeylere takıldı. Senaryo bilmem ne vesaire şu bu. Ama müziğinden tutup sah sahnelerine kadar benim çok hoşuma gitti mesela anladın mı? Kemal nasıl haklı lan bu konuda mı? Ya ben film konuşamaz mıyım ben? Ben bir eleştiri, ben bir efendim söyleyeyim bir yorum. Ne bileyim böyle 2-3 haklı cümle. Kötü abi ne anlatıyorsun? Ya adama diyorum ki ben sevdim diyorum kötü abi ne anlatıyorsun? La ben sevdim. Allah Allah. Ben sevdim diyorum ya. Sevemezsin. İzin vermem. İzin vermem. Neymiş evi? Anasının adı neymiş? Bak, bu muaddir. Muhabbetlere girmeyelim ben. Diyorum ben sevdim. Bu kadar ya. Allah Allah. Sen kızıracaksam hiç çıkarmayın. Hayır oğlum kızdığımdan değil yani. Sevmezsin. O trip de oluyor ya ondan dolayı. Ben size şöyle davranıyorum mu ya sizin sevip sevmediğiniz şeylere hiç karıştım mı bugüne kadar ya? Allah Allah. Anne karıştırdılar filmde. Ben sevmeyeyim. anabacı yap Anabacı falan yapmadı oğlum adamlar. Git bari bir filmi izle ya. Allah Allah. Evet karıştın mı? Avel mi diyorum? Size Avel mi dedim lan? Ben ne zaman Avel dedim size? Vay be. Vay be. Bir tane bir, bir hasta halimle bir yayın açtık. Şey yaptık. Baktınız bu çocuğun dili çok uzun değil. Baktınız enerjisi yerinde değil. Gömçürelim de gömçürelim. Gömçürelim de gömçürelim. Ne varsa döktünüz içine helal olsun. Helal olsun hepinize. Ayıp lan. Hiç alınmadı yok ki eyvallah diyorlar. Yemin ediyorum benim şetim ya. Ben de gram alınmam. Babam falan kızlardı bana lisede böyle yapardı yapardım böyle görmesin ya. Böyle yapardım. Hafif gülümserdim böyle şöyle yapardım. Vallahi diyorum. Dayanamıyorum öyle ağlayacaktan çıkalım. Bir sebebiyle bir sürü paralel evrenden yeni ziyaretçilerin geldiğini söylüyor. Ziyaretçi dedikleri de bizim kötü adamlar. Oğlum. Peter ve Doktor Oktopus'un dövüş sahnesini izliyoruz. Karakterin burada "Sen Peter Parker değilsin." demesi çok iyiydi. Bu Güzel dövüş sahnesinden de, evet. sonra Doktor Oktopus'un kolları kırmızı rengini alıyor. Bence bunun Aha. nedeni Spider-Man'in kostümünün Oğlum ben ne izlesem fark etmiş miyim lan? Peki şu nano şeylerin Doktor Oktopus'a geçmiş olması. Sonra Oktopus'u yakalanmış bir şekilde büyük ihtimalle Doctor Strange'in malikanesi olan bir yerde görüyoruz. Burada dostlarımız Marvel sinema evrenine yakışır espriler yapıp adamın adıyla dalga geçiyor. Ya Peter sen ne ara bu kadar havalara girdin? Adı yüzünden biriyle dalga geçilir mi? Sen kaç yaşındasın be evladım? Bir sonraki hey, aç... İçmeyeceğim sigara. Oğlum ben demek ki gerçekten bak bir şey ağzımın tadı da bozulmuş lan. Sanki sigaranın tadı çok güzel bir şey ya. İçmeyeceğim vallahi içmeyeceğim bugün. <laughs> pis geldi ya. New York'taki... Bırakıyormuşum düşünsen lan Kuesko. Benim kafa da böyle çalışıyor <laughs> Allah diyorum. Arkadaşlar korona değil aşı oldum aşı aşı. Allah Allah. Ki özgürlük heykelini görüyoruz. Heykele Kaptan Amerika'nın kalkanı ekleyici içinde bir inşaat ya. yapılıyor. Bunu... Duygusalım diyorum bak her yerim şiş şiş ya. Merenam değişti. Anlamıyor kimseyi. Kimse beni anlamıyor ya. Allah Allah. Bak kalp BPM'in falan yükseldi bak. Spider-Man set fotoğraflarında da görmüştük. Sonraki sahnede Strange, Peter'a büyü bozulduğu için paralel evrenlerden gelen kötü adamları toplayıp evrenlerine geri yollaması. Aşıyı vodka olarak almadım onun. Bak hikayeleri yanlış yalan saptırtmayın aşı olacakken stresliydim iki tek atıp gittim diyorum. <laughs> hayır hayır. Gerektiğini evet, söylüyor. Sonra fragmandaki en üzücü şeylerden birini görüyoruz. Dostlar Meyhala şu ana kadarki <laughs> en genç halamızdı ama büyük ihtimalle kendisi Oy. ölen ilk halamız olacak. meyhala'nın koşuşundan, sevgilisi Happy'nin bakışlarından, Peter'ın <laughs> bombanın <gülüyor> önüne atlayışından ve şuradaki tripli bakışlardan hala'nın öldüğünü çıkarabiliyoruz. Zaten Tom Holland no. da verdiği röportajda bu filmin üzücü olacağını, Spider-Man'in baş başına kötü şeylerin geleceğini söylemişti. Ondan... Fragmandaki şu görüntüyü çok sevdim dostlar. Hem güzel gözüküyor hem de Spider-Man... demek ki var ya harbiden bende de film gözü var ha arkadaşlar. Sahne mahne bak. Şöyle bakmam yeterli anladın mı? Şöyle falan yapıyorum. Şöyle bakıyorum. Mesela böyle bakarsın biliyor musun? Kamera açısı gibi yani. Şöyle düşün. Şöyle bakarsın. İki yap eline böyle. Şöyle bakarsın mesela. Şöyle bakarsın falan. Demek ki var. Bu açı var yani. Menin çok küçük durması onun ne kadar normal biri olduğunu gösteriyor. Sonra Peter paralel evrenlerden gelen kötü adamların ortak noktasını öğreniyor. Hepsi kendi evrenlerinde Spider-Man'le savaşırken ölmüş. Bak. Sandman Spider-Man 3'te filmde ölmemişti. Evet bu doğru. Ama herhalde filmlerin sonrasında McGuire abimiz onu bir şekilde öldürmüş. Strange bunun o adamların kaderi olduğunu söylüyor. Ama Peter Strange'e katılmıyor. Çünkü Peter bir kahraman olarak o insanları da kurtarmak istiyor. Bunu dedikten sonra dost şu garip kutuyu alıp kaçmaya çalışıyor. Bence bu kutunun içinde kötü adamlar var. İlk sahnelerde Doktor Oktopus'un bir şekilde yakalandığını görmüştük. Belki diğerleri de yakalanmıştır ve Strange herkesi kendi evrenlerine yollamak üzereyken Peter onu durduruyordur. Strange ve Peter arasında yaşanan kovalamaca sahnesinin de bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Bu kutuyu bu değil, özgürlük anıtı sahnesinde ben? de Peter'ın elinde görüyoruz. Bence burada güzel bir tema yakalamışlar. Strange evrenin büyüklüğünü korumak, Peter ise sadece sadece insanların hayatlarını kurtarmak istiyor. Strange de bu sahnelerde oldukça ciddi. Filmin başında göz... <laughs> Her şeyi de biliyoruz ha. <laughs> yani ben bu kadar da dememiştim arkadaşlar. Pardon. <laughs> Burada 10000 bin, bin kişiye yemin ediyorum var ya. Hayatınız spoiler. <laughs> hayır hayır öyle değil oğlum. Fragmandan bunlar kaçırdığımız şeyler böyle. Adam da tahmin ediyor yani. Varsayalım diyor. Belki diyor anladın mı? Yani ben az önce mesela zamanla şaka olmaz dediğim ya böyle bir şey demiyor bu adam mesela. Teori olarak yaklaşıyor yani. Analiz. Skırpıp, switch sweatshirt giyen abimiz sonrasında olayların ciddiyetini anlıyor gibi. Fragmanda kötü adam belki de üç olup gelecek mesela. Troy'da daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Dostumuzun görünüşü eski filmdekine değil, çizgi romanlardakine benziyor. Ben adamın Amazing Spider-Man'deki versiyonunu kullanmamalarına sevindim. Öyle olsaydı adam doğum günümü hatırlamadın diye Tom Holland'ın Spider-Man'ine saldırabilirdi. Şu sahnede ise Doktor Octopus'un Elektron'un elektriği Aha. sebebiyle düştüğünü görüyoruz. Belki kendisi filmin sonlarına doğru Oha. Bu bence elektronun elektriği değil. Mesela bak. Şimdi hemen size bir tane daha mesela uydurayım bir şey. Anladınız mı? Bu böyle bir şey şimdi. Hani analiz. Ne abi diyor. Hemen söyleyeyim baba sana. Iron Man değil. Hayır. Iron Man değil. Hayır. Hayır. Bak kaçırdınız. Hepiniz kaçırdınız şu an. Hepiniz şu an kaçırdınız. Şöyle durmam lazım. Şimdi bence arkadaşlar e, Sayın Spider-Man'in elinde kaçırdığı kutu aktifleşirken ya da e, tam anlamıyla o içindeki belki kötü adamlar varsa bir şey varsa onu aktifleştirmek için bir güç üretiyor olabilir. O güçte bu kutuyu tuttuğunu düşün şu anda. Çünkü aynı renklerde hemen hemen. E, oraya belki de böyle diye şey atmıştır. Orada da doktor ahtapot vardır. Oradan düşmüştür falan gibi mesela. Bu da bir hani öyle şu an geldi aklıma. Şimdi şu an geldi ha. Allah ne izlediğim ne senaryo okudum ne bileyim. Hiç şu şey daha film çıkmaz. Şimdi geldi mesela. Böyle bir şey çıkabilir yani mesela. Ne güzel atıyor mu? Ya böyle çıkarsa gelip ama bu yayında seninle bir konuşacağız o ne güzel atıyor diyenle. Gerçekten böyle bir şeyse konuşacağız tamam mı? Ya da ya da ya da evrenler birbirine karıştığı için şimdi bak evrenler birbirine karışıyor. Netflix'te de ne çıktı en son? Arcane, markin Yok işte efendim Jinx bilmem ne. Bu tam evren karışmış etmiş falan derken geçitin içinden Lux buraya gelmiş. Lux gelmiş buraya. Ultisi Lux'un ultisi bu. O siktir. Aa, aynı oğlum aynı. Bu da benim şimdi geldi mesela. Birden. Ya birden chatte gördüm. Benim fikrimmiş gibi yapıp size ileteyim dedim. Chat'i okumayanlar var. Full screen izleyenler var. Belki etkilenir. Şaka olarak anlar. Falan. Ne bileyim bir edit çıkar. Bir komik bir sahne. Falan olarak yani. Bu iyiler takımına katılacaktır. Şuradaki sahnede ise... Ha siktir DJ'den flash geliyor yıldırım atıyor. Enes sen flash'ı izledin mi? emin misin? <laughs> Peter'ın göğsünde Ned ve MJ'in görüntüsünün olduğu bir telefon yapıştırıldığını görüyoruz. Herhalde dostlarımız Zoom... Şazam mı oğlum bu? <laughs> atıyor mu? Şazam onu diyor mu? Aynı şey yapabiliyor böyle. O çevi dönüyor 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 dönüyor, dönüyor. Statik elektrik Pah, bir fırlatıyor. İzledim izledim ben de izledim. Kullanarak Peter'a o hızı tutturamadım başka evrene gidiyor aman abim. <laughs> Onun da derdi o. Yardım etmeye çalışıyorlar. Fragmanda en az görünen kötü adam Green Goblin olabilir. Jin dostumuz az gözükse de bence filmin ana kötüsü kendisi olacak. Mayhala'yı da o öldürecek gibi duruyor. Ve evet fragmanın son sahnesine geldik. Burada MJ'yi iskeleden düşerken görüyoruz. Petersa başta korkak gibi iskeleye tutunuyor ve MJ'yi tutamıyor. Peter ha bir saniye. Bu Peter değil. Ned'miş. Herhalde eski Spider-Man filmlerinde olduğu gibi kötü adam sırf benzerlik olsun diye bizimkilerin arkadaşlarını kaçırdı. Bu sahneyi izleyen herkesin aklına Gwen Stacy'nin ölüm sahnesi gelmiştir. Aa, ben de böyle abi. düşünüyorum. Sahnenin sonunda MJ'yi Andrew'un Spider-Man'i kurtaracak. Toby de Ned'i kurtarabilir. Peki Tom'u kim kurtaracak? Spider-Man'ler beraber çalışırken birbirlerine hangi isimlerle seslenecekler? Aklımda deli sorular. Ben fragmanlar... Ooo! harbiden lan! Mesela size bir soru şey. Siz bir tane Spider-Man olsanız. Tom Holland sizsiniz tamam mı? Diğer iki Spider-Man'ler geliyor. Ne, nasıl seslenirdiniz mesela diğer ikisine? 1-2-3. Ama orada birincilik, ikincilik, üçüncüsü kavgası çıkar arkadaşlar bak. Ne olduysa, ne bittiyse bu yarış halinden çıkar bak. 1 2 3 diyemeyiz. Yani niye ona 1 derim? Niye ona 2 demi? Yani birine 1 bir demek diğerini küsmek olarak anlaşılabilir mi acaba? Fanları mesela. Atıyorum Toma dedin. İşte diğerinin Enrovan fanları gelip laf edebilir. ABC Anlasınlar bana ne. Gerçek isimleriyle seslenebilirim. Ya oğlum öyle bir şey mi var ya? Gerçek isim. Hepsi aynı diyorum. Sa Sahi... bak. Bunların isimleri mi? isimleri aynı. Ali Ko 1, Ali Ko 2. A kafa diye mi seslenirdin? Seni ananı sikerim derse diğer öbürünü öyle seslenirse birbirine. O Spiderman'sın tamam da öbürü de Spiderman. O da güçlü. Öyle bir kavga ortamı çıkarsa filmde. Lan adama sövmedim ya. Adama sövmedim. 3 tane Spider filmden bahsediyoruz ya. Yerine koyun dedim. O adama sövmedim ben öyle bir şey diye. Okmak kafa mı dersin? <laughs> Neden? Küçük orta büyük. Aa yaşlar ne acaba? Evet lan yaşları farklı olabilir değil mi? Ne oldu niye F atıyorlar ya? Yıllarına göre sıralarım demiş. Harbiden bu merak ettim bakalım ne olacak. Tek derdimiz de bu olsun. Doğru söylüyorsun yani. Ya anlık olarak işte böyle şeyleri düşünüp dünya dertlerini bir minik unutuyoruz bura böyle. Biz de iş yaratıyoruz anladın mı kendi kendimize yani. Güzel oluyor ama bazen yani. Ne yapalım? Ben şöyle bir izlenim de edindim. Toby ve Andrew filmde çok uzun süre yer almayacaklar gibi duruyor. Umarım durum böyle değildir ve dostlarımız bu filmde kısa süreliğine yer alsalar bile bir şekilde rollerine devam ederler. Evet dostlar, filme bir ay kaldı. Siz de fragmanla ilgili düşüncelerinizi ve çıkarımlarınızı Allah yorumlara yazarsanız, Allah yazarsanız Allah sevinirim. Kaçtı lan yandan. Bunu onu satayım bilgisayarın, bilmediğim bir özelliğine bastım ama güzel la. Buyurun 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 buyurun. Film'e gitmeden önce. Ha bildirme mi tıkladım? Ben ölmeden önce. <Sessizlik> Light editi izleyelim. Böyle <Sessizlik> kan.